Değerli izleyenler, yeni bir Sancaktepe gündem programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Sancaktepe Kaymakamı Sayın Ahmet Karakaya Bey'le Sancaktepe'yi ve kendisiyle Sancaktepe'yi konuşacağız. Sayın Kaymakamı, öncelikle bu röportajı, bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Çünkü yaklaşık 5 ay oldu. Evet, 5 aydır Sancaktepe Kaymakamı olarak göreve devam ediyorum, malumunuz olduğu üzere. Kısaca kendimi tanıtacak olursam, 1977 doğumluyum, Kastamonu Taşköprülüyüm. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Ve daha sonra yaklaşık 22 yıldır meslekten dolayı ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yaptım. 5 ay kadar önce de Sayın Bakanımızın uygun görmesiyle ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sancaktepe ilçesinde göreve başladım. Mevlam hayırlı hizmetlere vesile kılsın cümlemizi diyelim. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Kaymakam, göreve Sancaktepe yeni atandı, 5 ay oldu. 5 aydan bugüne kadar Sancaktepe'yi değerlendirirsek? Ya tabii çok boyutlu bir konu bu. Ama biraz özet olarak bir değerlendirme yapacak olursam, 5 aylık bir süreç içerisinde Sancaktepe çok ciddi bir gelişme ve ilerleme potansiyeline, kapasitesine sahip bir ilçe. Nüfusu yaklaşık 500 bin, yarım milyon sınırına doğru dayanmış durumda. Ve bu giderek artıyor. Anadolu yakasında zannedersem nüfus artış hızı en yüksek ilçe diye tahmin ediyorum. Bu tabii beraberinde birçok avantajı ve zorluğu getirmekte. Biz de bu zorlukları aşmak, avantajları değerlendirmek için inşallah bütün kamu kurumlarımızda, yerel yönetimimizde, belediyemizde ve sivil toplum kuruluşlarımızda, vatandaşlarımızla birlikte mücadele vereceğiz. Sancaktepe tabii 3 belediyeden ilçe teşekkül etmiş. 3 belediyenin kapatılması ve ilçe yapılması 2008 yılında malumunuz ilçe olmuş. Bunun getirdiği bir kentleşme avantajı var ama bir de 3 farklı bölgenin merkezileşmesiyle birlikte bir ilçe merkezinin oluşmasıyla ilgili bir zannedersem çalışma yapılması gerekiyor. O çerçevede ben önümüzdeki yıllarda Sancaktepe'nin bu yönde de bir mesafe kat edeceğine inanıyorum, onu görüyorum. Elbette ki bazı semtlerimiz merkezi konumları var. Bu gerek Samandıra'nın, gerek Sarıgazi'nin ve Yenidoğan'ın, ancak bir ilçe merkezinin de olması, ticari hacimle, ilçedeki insanların sosyal aktiviteleriyle karşılayacağı bir alanda oluşması gerekiyor. O konuda da güzel görünümler ortaya çıkmaya başlamış. Ben Sancaktepe'nin önümüzdeki yıllar içerisinde çok önemli bir ilçe hüviyetine ulaşacağını görüyorum, inanıyorum inşallah. Sayın Kaymakam, normalde ben kaymakam gözüyle Sancaktepe diyecektim, özetlediniz. Evet, yani yani eklemek istediğimiz bir şey, tabii Sancaktepe dediğimiz gibi hızla nüfus artışı olan, bütün ülkemizin dört bir yerinden, köşesinden insanlarımızın gelip burada işinin, ekmeğinin peşinde olduğu, çocukların eğitim için hayat mücadelesi verdiği bir ilçe. Biz bu çerçevede vatandaşlarımızın aldığı kamu hizmetlerinin en iyi seviyede olması için gayret sarf eden insanlarız. İyi koordine etmeye gayret ediyoruz. Ama elbette bu nüfus artışındaki hız bizim dikkat almamız gereken bir husus. Sancaktepe işte artık önümüzdeki bir yıl, iki yıl içerisinde metro çalışmalarının tamamlanmasıyla da nüfus artış hızının artacağını değerlendiriyoruz. Etrafımızda bulunan birçok diğer yapılaşmalar, diğer çalışmalar da bize yansıyacaktır. Örneğin Ataşehir Ümraniye bölgesindeki finans merkezinin tamamlanmasının nüfus olarak bize yansımaları olacağını değerlendiriyorum. Biz bunlara kamu hizmetlerinin ön hazırlığını yapmakla karşılık vermek durumundayız, kanaatindeyim. Sayın Kaymakam, ilçemiz hızlı nüfus artışı olan bir ilçe. Ortalama yıla vurduğumuz zaman 20 binin üzerinde bir artış gerçekleşiyor. Bununla beraber yürüyen bir süreç var. Özellikle milli eğitim konusu. İlçemizin milli eğitim okulları ve milli eğitim durumu nedir? Aynı zamanda da bildiğim kadarıyla, yakından takip ettiğim kadarıyla bir
Önümüzdeki günlerde bir temel atma süreçleri de olacak. Büyük projeler var. Temel atma süreci. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii inşallah bu milli eğitimle ilgili hizmetlerimiz tabii ilçemizin en önemli alanlarından birisi. Her yıl ortalama 20 bin civarında nüfusumuzun artması demek, bunun üçte birini neredeyse öğrenci olarak kabul eder isek 6-7 bin öğrencinin gelmesi, bu da ortalama 200 derslik, yani hemen hemen 7-8 okul demek. Yani her yıl yapılacak 7-8 tane okul ancak mevcut artışı karşılıyor ilçemizde. Bunu düşündüğümüz zaman tabii çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor idi. Malumunuz geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferans katılımıyla, Milli Eğitim Bakanımızın ve İstanbul Valimizin de keza katılımıyla ilçemizdeki 9 okulun, açılmış olan okulun resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu İstanbul'daki en fazla sayı idi zannedersem, 122 okulun içerisinde 9 okul İstanbul'da Sancaktepe'de açıldı. Buna ek olarak bu yılki yatırım programında, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programında İstanbul Valimiz proje ekibi İKOP tarafından ilçemizde yaklaşık 12 okulun yapımı planlanmakta. Tabii rakamlar itibariyle yaklaşık maliyetler açısından baktığımızda bir süreç yaşadık. Onun güncellemeleri yapılması gerekti. Yılda değiştiği için malumunuz, yıl değişince rakamlar da değişiyor. Bu yıl biraz daha fazla değişiklik olduğu için. O sebeple ihaleler yavaş yavaş ihalelere çıkılmaya başlandı. Bizim umudumuz inşallah bir aksilik olmaz ve bu okullarımızın hepsinin ihale süreci tamamlanır ve ilçemiz o noktada eğitimle ilgili ihtiyaçlarına kavuşmuş olur, artıya geçmiş oluruz. Çünkü öğrenci sayısının artması demek ister istemez daha fazla eğitim alanına ihtiyacımız olduğunu bize gösteriyor. Örneğin çevremizde bizimle aynı nüfusta ya da daha büyük ilçeler var elbette. 500 bin ve üzeri ilçeler var. Ama bakıyorsunuz son 10 yılda hemen hemen sabit gitmiş nüfusları. Ya da nüfusu daha yaşlı nüfus. Bunun gibi faktörler önemli. Bizim 95 bin civarında öğrencimiz var. 475 bin nüfusun 95 bini öğrenci. Bu yıl bunun 100 bini bulacağını, aşabileceğini düşünüyoruz. Çünkü birinci sınıf yaş grubundaki öğrenci sayılarımız artıyor. Yani birinci sınıfa gelen öğrenciyle 12. sınıftan çıkana baktığımızda veya işte 8. sınıftan fark etmez baktığımızda bir fark var. Yani daha fazla öğrenci geliyor geriden. Dolayısıyla bizim de daha fazla eğitim kurumu oluşturmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve İstanbul Valimiz bu konuda Sancaktepe'nin hassasiyetlerini bizden daha iyi biliyor ve takip ediyorlar. İnşallah bu vesileyle önümüzdeki yıllarda da biz de arsa sayımızı artırmaya da çalışıyoruz. Arsamız var yeterince şu an için. İnşallah eğitim kurumlarımızın sayısının artması için Milli Eğitim Müdürlüğümüz yoğun çaba sarf ediyor. Biz de destek oluyoruz. Güzel şeyler olacak diye umut ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah okullarımızın artması gençlerimiz, çocuklarımızın biraz daha rahat etmesini sağlayacak. Ama bunu nüfus artışına da bayağı bir etki ediyor, artışı etki ediyor şu anda. Evet, işte Halit Bey, onu söylemeye çalıştım. Bunu biliyor yukarısı da Allah'tan. Yani nüfusu sabit olan bir ilçede yaptığınız her okul mevcut duruma katkı olarak yansıyor. Bizde her yıl 7-8 okul yaptığınız zaman mevcut durumu kullanıyorsunuz. Nüfus artışını karşılıyorsunuz. 7-8'in üzerine çıktığınız zaman, yani 200 dersliğin üzerine çıktıktan sonra mevcut durumu iyileştirmeye başlayabiliyorsunuz. Yani ben rakamsal olarak söylüyorum. Yoksa mahalle mahalle bunlarda farklılıklar var. Semtlerin farkları var. Yani bir bölge daha rahatken bir bölge daha yoğun olabiliyor. Bu çeşitli sebeplerle arsa problemleri. Ama bizim daha dinamik hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da yine nasıl ki 9 okul açılarak Sancaktepe İstanbul'da zannedersem ilk sıradaydı. Bu seneki yatırım programında da Sancaktepe ilk sırada. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar doğuracaktır diye umut ediyoruz. Evet. İlçemiz adına biz de teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. Sayın Kaymakam, yerleri 5 ay oldu. 5 ayda gözlemlerinize göre Sancaktepe'de ilk önce ele alınacak neler
İl kaymakamı olarak neler tespit ettiniz veya neler söylersiniz? Yani tabii vatandaşımız sağ olsunlar 5 aydır sizler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumu, özel sektör veya STK'lardan muhtarlarımız keza çok sayıda ziyaretçi aldık, ziyaretçimiz oldu. Biz az sayıda da olsa iade ziyaretlere gitmeye çalıştık. Tabii bu ziyaretler sadece çay içip sohbet etmiyoruz. İlçeyi tanımak için de bir vesile bizim açımızdan. Burası benim zannedersem 10. görev yerim. Bu süreçler bu şekilde yaşanır. İlk 3-5 ay bir yöreyi tanımak için önemlidir. Tabii tanıdım demek kolay değil ama belli oranda tanıyorsunuz bu geçen süre zarfında. Az önce söylediğim hususu tekrarlamak istemem ama nüfus artış hızının bütün kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere bir yansıması var. Bu sebeple de biraz daha koşmamız gerekiyor. Algısına ulaştık. Örneğin geçtiğimiz haftalarda, geçen ay diyebilirim, İçişleri Bakanımız ilçemizi ziyarete geldi. Muhtarlarımızla ve kurumlarımızla toplantı yaptık. İstanbul Valimiz, Bakan Yardımcımız da vardı. Orada mesela bu nüfus artışını da ifade ederek ilçemizdeki güvenlik hizmetlerinin daha iyi, daha da iyi sunulabilmesi için çok şükür kötü durumda değiliz. Hatta iyi durumdayız diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ama daha da iyiye gidebilmesi için Sayın Bakanımızdan bazı taleplerde bulunduk. Bir karakol daha talep ettik örneğin. Sayın Bakanımız 2022'de bir, 2023'te bir, iki karakol yapılmasıyla ilgili ön çalışmaları, talimatını verdi. Yani ilçemizde tabii güvenlik elbette ki önemli. Çünkü devlet olmanın birinci işte gereği odur. İnsanınızın, vatandaşınızın güvenliğini sağlamak. Tabii bu güvenlik sadece polisiye tedbirlerle olmamakla birlikte bu da önemli bir ayağıdır. Bu noktada inşallah bir adım atılmış olacak. Onun dışında eğitimi konuştuk. Sağlıkla ilgili İstanbul'un önemli hastanelerinden birisi İlhan Varank, Profesör Doktor Şehit İlhan Varank Hastanesi ilçemizde biliyorsunuz. Yine ona bağlı Feriha Öz Pandemi Hastanesi mevcut. Onun dışında kendi sağlık birimlerimizde bulunmakta. Biz bunların da gelişmesi için bize düşen görev neyse yapmaya gayret ediyoruz ASM'ler noktasında. Bunu da daha iyi seviyeye getirmemiz gerekiyor. Belki bir hastane planlaması daha Anadolu yakasında düşünülebilecekse Sancaktepe en uygun yer. Çünkü alan mevcut ilçemizde. Birçok ilçeyi düşünce İstanbul'da dolmuş alanlar ve yeni bir yatırıma müsaade etmiyor. Sancaktepe o yönden avantajlı. Bu inşallah güzel de planlanıyor. Belediyemizin güzel planlamaları var. Benim de bildiğim detayını belki onlarla paylaşmakta fayda var. Onların sizinle paylaşmasında. Bu planlamalar sonrasında Sancaktepe'nin Anadolu yakasının hakikaten bir çekim merkezi olma iddiasına kavuşacağını düşünüyorum ben. İnşallah Sancaktepe'de bu hizmetler daha da ileriye gidecek. Tabii ulaşım olarak Sancaktepe iyi bir noktada. Hem kuzeyinden hem güneyinden iki ana yol geçiyor. İşte Anadolu Otoyolu hemen bizim güneyimizde ilçe sınırlarımızdan geçiyor. Kuzeyimizden Kuzey Marmara Otoyolu geçiyor. Dolayısıyla ulaşımı oldukça rahat bir ilçe. Bu şehir içi ulaşım itibariyle de metronun da önümüzdeki yıl ya da yakın bir sürede tamamlanması ile bunlar ilçemizin hareketini daha da artıracaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde doğası çok güzel bir ilçe. İstanbul'da Kuzey Ormanları'na yakın bir noktadayız. Aydos'ta kıyımız var. Paşaköy oldukça bakir bir alan. Orada güzel destinasyonlar mevcut malumunuz. Dolayısıyla tabii kültürel dokusu, tarihi dokusu olan bir ilçe. Bir Damatris Sarayımız var. O da İstanbul'un bu bölge tarım alanı vaktinde biliyorsunuz. Oradan gelen, Demeter'den gelen işte bir Damatris Sarayı var. Onunla ilgili çalışmalar ne yapılabilir takip ediliyor. Belediyemiz de takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Tabii biraz zamana yayılması gereken hususlar da çıkabiliyor karşınıza. Ama Sancaktepe'nin nasıl ki bir 10 yıl önceyle bugünü kıyasladığınız zaman sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben yeniyim ama bana insanlar diyor ki 10 yıl önceyle bugünü kıyasladığımızda nüfus 2 kat artmış.
sosyo-kültürel seviye daha da sinerjiyle daha da fazla artmış. Bir 8-10 yıl sonra 2030 yılına gelindiğinde ben Sancaktepe'nin çok daha iyi bir noktada olacağına yürekten inanıyorum. Vatandaşımızın ilçesine sahip çıkması çok güzel. Huzur ortamının olması çok güzel. Bunları da biz sağlamak için, devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Kanatoğlu, son olarak vatandaşlarımıza neler söylersiniz? Birçok şeyden bahsettiniz ama 5 ay yeni bir kaynaklan, 5 aylık görev yapıyorsunuz. Sancaktepe halkına neler söylersiniz? Tabii Sancaktepe'de yaşayan vatandaşlarımıza mümkün olduğunca ilçelerinin sorunlarına duyarlı olmalarını ama çözüm odaklı olarak duyarlılık göstermelerini, ilçemizde de, ülkemizde de, dünyada da yerleşim yerlerinde farklı düşünen insanlar elbette ki vardır, ilçemizde de var. Bunun bir zenginlik olduğunun farkına varılmasını ki bizim ilçemizde çok şükür bu farkındalık en üst seviyede. Onun haricinde dediğim gibi ilçenin meselelerine duyarlı olunması, ve çözüm önerilerine katkı sağlanması, bunlar çok önemli hususlar. Ben örneğin çok sayıda hemşehri derneklerimiz var. Onlarla da hepsiyle zaman zaman gelip gidiyorlar. Biz programlarına katılmaya çalışıyoruz, görüşüyoruz. Onlara da Sancaktepe'li olma konusunu üst vurgu olarak yapıldıktan sonra diğer faaliyetlerin daha anlamlı olacağını söyleyeyim. Onlar da o yaklaşım içerisindeler. Yani Sancaktepe'nin yeni bir ilçe olmakla birlikte, tabii dediğimiz gibi bu üç beldeyi düşünürsek çok yıllar öncesine giden bir geçmişi var. Bunu bizim bir ilçe potasında eritebilmemiz için Sancaktepe ismiyle hareket etmesi gerekiyor bütün ilçelerimizin, bütün hemşehrilerimizin. Bir de örneğin burası gerçi çok taşra ilçesi değil ama özen göstermemiz lazım. Neye? Mümkün olduğunca ilçemizden yapabileceğimiz alışveriş ilçemizden yapmak lazım. Gerçi burası bir metropol. Bunu sınırlamak çok kolay değil ama bunu tercih etmek lazım. Sancaktepe'nin de ticari olarak daha da ileriye gitmesi için bu güzel bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Onun haricinde biz her zaman bütün kamu kurumlarımızla birlikte vatandaşımızın hizmetindeyiz. Mevzuatın hükümleri çerçevesinde onu vatandaşımızın hizmetini yapacak pozitif şekilde yorumlayarak kamu hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye gayret ediyoruz. İnşallah bunu el birliğiyle başaracağız diye düşünüyorum. Sayın Kaymakam, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Halit Bey, sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Evet, değerli Sancaktepe Üniversitesi izleyenleri, yeni bir programda karşınızda olmak dileğiyle.